Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a zehirli bir yemek ikram hadisesi vardır. Birisi Resulullah'ı yemeğe davet ediyor Yahudilerde ve yemeğe et yemeği hazırlıyor. Yemeğe zehir koyuyor. Resulullah'ı zehirlemek için. Yemeğe zehir koyuyor. Sofraya getiriyor. Sahabiden biri hemen acele ediyor. Açlar da biraz. Etten bir lokma alıyor, yiyor. Ete ağzına aldığında ette zehir olduğunu hissediyor. Ama ağzımdakini çıkarsam Resulullah tiksinecek diye ağzımdakini çıkarmıyor, yutuyor. O esnada Hazreti Cibril geliyor, haber veriyor. Ya Resulallah, yemekte zehir var, bundan yemeyin. Resulullah Efendimiz emir buyuruyor ashaba, sofrada oturanlara, yemeyin, bu etten yemeyin. O sahabi şehit oluyor. Yiyen zehirleniyor, şehit oluyor. İslam uleması bu konuyu çok incelemişler. Ve buyurmuşlar ki netice olarak o sahabiyi şehit eden şey onun edepsizliğiydi. O sofrada Resulullah'tan önce yemeğe uzandı. Bu terbiyesizlikti. Allah Resulü'nün önüne geçmeydi. Bekleseydi onun da hayatı kurtulacaktı. Bakın Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sesinizi onun sesinden çok çıkarmayın buyuruyor. La terfeu esvatukum. Siz seslerinizi Muhammed'in sesinden daha yüksek çıkacak bir şekilde onun yanında konuşmayın. Ayet nazil olduğunda sesi gür olan, gayri ihtiyar elinde değil sesi gür. Sesi gür olan sahabi mescide gelmiyorlar. Çünkü Allah ayetin sonunda buyuruyor ki entahbete amalukum. Allah amellerinizi batıl kılar. Allah sizin amellerinizi boşa çıkarır. Eğer Resulüne saygısızlık ederseniz. Sahabi korkuyor. İman meselesi bu. Sahabi mescide gelmiyor. Ali gelmiyor, Veli gelmiyor vesaire. Birkaç sahabi gelmeyince Cenab-ı Peygamber fark ediyor. Arkadaşları, dostları onları mescitte göremeyince soruyor. Filanca kişiler niye gelmezler? Ya Resulallah, bu ayetten dolayı. Nebinin sesinin üzerinde ses çıkarmayın. Korkuyorlar ya Resulallah. İmanlarımız gider diye. Sesleri yüksek. Kısamıyorlar. Dur konuşuyorlar. Allah ise buyuruyor ki ondan yüksek çıkmasın sesiniz. Onlar da korkuyorlar. Bu yüzden mescide gelemiyorlar ya Resulallah. Konuşuruz da sesimiz Resulullah'tan yüksek çıkar diye. Neredeyiz Müslümanlar? Bugün herkes konuşuyor. Acaba bu ayeti düşünüyor muyuz? İleri geri sünneti tartışıyoruz. Hadisleri tartışıyoruz. Resulullah'ın yaşantısını tartışıyoruz. Siz farkında olmazsınız. Şuuruna eremeden, ne oldu bitti anlamadan Allah amellerinizi iptal eder. Dininiz gider, dünyanız gider. Bilmiyorum ben derdimi anlatabiliyor muyum?